Sen mi gelirsin, ben mi alırım yoksa seni okuldan? Etüdüm var bu akşam. Sen benden önce çıkacaksın. Her zamanki gibi otobüs durağında beklersin beni. Beklerim. Çok özleyeceğim seni. Nasılsın yavrum? Teşekkür ederim efendim. Günün bu saatlerini seviyorum en çok. Seninle beraber olduğum saatleri. Benim için mutluluk seninle beraber olmak. Seni sevmek. Benim için de. Bir de annem iyileşse. En büyük derdim o. Onun rahatsızlığı. Erken dönelim mümkünse eve. Eczaneden ilaçlarını da almam lazım. Ben de mektup yazacağım babam. Sana olan sevgimi, okulu bitirir bitirmez seninle evlenmek kararında olduğumu bildireceğim. Doğru mu söylüyorsun? Yalan söylemeyi sevmediğimi bilirsin. Senin üzüntülerini yitirmek, yüzünü güldürmek Allah'tan sonra benim vazifem. Çok seviyorum seni Murat. Çok iyisin. Her gün seni düşünür. Her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil. Kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Nasılsın Huriye teyze? Annem nasıl? Biraz daha iyi gibi yavrum. Bak kızım. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Anası evde yatarken kızı erkeklerle fıngatıyor diyorlar. Huriye teyze. Hemen kızma yavrum. Senin iyiliğin için söylüyorum ben. Aslında hepsinin ağzını payını verdim. Ama yine de dikkatli ol. Nasılsın anneciğim? Bildiğin gibi yavrum. İlaçlarını aldım anne. Sağ ol. Anne. Söyle yavrum. En mutlu gününün babamın sana evlenme teklif ettiği gün olduğunu söylerdin hep. Yoksa... Evet anne. Benim için de öyle oldu. Evlenmeye karar verdik anne. Müsaade edersen tabii. Sevdiğine ve sevildiğine emin misin yavrum? Evet anneciğim. Dünyanın en iyi insanı. O zaman hiç tereddüt etmeden evlen yavrum. Neden ağlıyorsun anne? Yıllar öncesini hatırladım yavrum. Ben de babanla aynı böyle sevişmiştim. Ama kader birleşmemize yardım etmemişti. Kaderinin benimkine benzemesinden korkuyorum. Murat çok iyi bir insan anne. Uzun uzun düşündük öyle karar verdik. O da bu akşam mektupla babasına bildirecek durumu. İnşallah kabul eder babası. En büyük özlemim sizler ve sizlerin sevgisi sevgili babacığım. Sizlerin yeri dolmaz sevgisini bu defa beni sizler kadar sevebilecek bir sevgiliyle paylaştığımı söylersem bana gücenir misiniz bilmem. Evet, seviyorum baba. Sevdiğim çok dürüst ve namuslu bir fabrika işçisi. Yaşadığımız zengin çevre içinde hiç kimsede bulamadığım yakınlığı ve sıcaklığı buldum bu güzel kızda. Buldum ve evlenmeye karar verdim. Delirmiş bu çocuk. Kim olduğu belirsiz bir kenar mahalle kızını gelinim diye sokmam bu ailenin içine. Benim en büyük arzum sevgiyle evlenmesiydi. Üstelik mecbur da, ortağımın kızı.
İş hayatımızın parlak bir şekilde devamı bu evliliğe bağlı. Beraber büyüdüler sevgiyle küçük yaştan beri. Yanılmışız demek. Bütün bunlar sevmeye kafi değilmiş. Artık gidebilirsin. Teşekkür ederim efendim. Babamdan bugünlerde mektup gelir neredeyse. Göreceksin, en mutlu, en güzel günler bizim olacak. Yaptığı bu çılgınlığa mani olmak için gerekirse İstanbul'a gider, mani olurum. Sakin olman lazım. Hiddet hiçbir şey halletmez. Sonunda her şey benim istediğim gibi olacak. Her şeyden önemli para ve şahsiyettir benim için. Aşk da neymiş? Yalan söyledim usta başına. Annem hasta, biraz erken eve gitmem lazım dedim. İyi yapmışsın. Kötü bir yalan söylemiş sayılmam değil mi? Kötü bir şey yapmadım değil mi? Sen kötü olan hiçbir şeyi yapmazsın. Aslında bütün bu yalanlara lüzum kalmayacak yakında. Babamdan mektubumun cevabı gelir gelmez evleneceğim seninle. Bütün mutluluklar bizim olacak. Bana kalırsa acele ediyoruz Murat. Neden? İleride benim olmaktan cayarsın belki de. Ben senin için hayatımı adamıştım Murat. Sevgiden caymak ne demek? Bir sen varsın hayatımda. Yalnızsın. Şu genç kızı takip edeceğiz. Nasılsın anneciğim? Galiba biraz daha iyiyim. Hayrola, gözlerinin içi pırıl pırıl bugün. Gelecek güzel günlerin parasısı anne. Öyle mutluyum ki. Çektiğimiz acıların dineceğine, hastalığının iyileşeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Kapıya bakayım anne. Buyurun. Sizinle görüşmek istiyorum kızım. Benimle mi? Evet yavrum. Murat'ın babasıyım ben. Murat'ın babası mı? Buyurun efendim, mektubumuzu aldınız demek. Evet yavrum. Aldım ve hemen geldim. Oğlumun istikbali ve mutluluğu benim için her şeyden önemliydi. Dolayısıyla oğlumu görmeden evvel ona bu mutluluğu verecek, onu ömrü boyunca sevecek kadını tanımak istedim. Rahatsız etmiyorum ya. Rica ederim, oturmaz mısınız? Oturmayı sevmem. Oğlumu seviyor musunuz? Çok. Peki o da sizi seviyor mu? Zannederim. Oğlumla evlenmek isteyişinizin sadece sevgiye dayandığına emin misiniz? Anlayamadım. Benim dolayısıyla oğlumun Antalya'nın en zengin ailesi olduğunu duymuşsunuzdur herhalde. Duymak değil, öğrenmişsinizdir sanıyorum. Böyle bir hayatı yalnız yaşayan güzel bir kızın... Yalnız mısınız? Anne. Hasta bir annem var. Güzel. Bu daha güzel. Üstelik de hayatta hasta bir annesinden başka kimsesi olmayan bir genç kızın... İstanbul'a tahsile gelen oğlum gibi zengin aile çocuklarına musallat olmaları ve onları baştan çıkarmaları normal. Yanılıyorsunuz. Tabii yavrum, tabii yanılıyorum.
Hislerini ve heyecanını ölçmek için küçücük bir şaka yaptım sana. Ama şaka da olsa bazı gerçekleri konuşmakta haklı değil miyim? Beni yanlış anlamadınız inşallah. Hayır kızım, çok iyi anladım seni. Buraya gelişimin bambaşka sebepleri vardı zaten. Oğlumun evlenme kararını okuyunca annesi birden rahatsızlandı. Ne olsa kadın tabii, hisleriyle hareket etti. Üstelik de anne. Ama sizi yakinen tanıdım. Burada gördüklerimi ona anlattığım zaman eminim o da rahatlayacaktır. Teşekkür ederim. Yalnız rahatsızlığının birazcık olsun geçmesi ve iyileşmesi, Murat'ı görüp onunla konuşmasıyla mümkün olacağını düşünerek oğlumu Antalya'ya götürmeye karar verdim bir müddet için. Onun için geldim İstanbul'a. Murat'ı götürecek misiniz yani? Bir müddet için. Ayrıca sizden bir de ricam var. Emredin. Murat'ın aramızda geçen bu konuşmayı bilmemesini rica edeceğim. Oğlumun bana gücenmesini ve kırılmasını istemem. Beni anlıyorsunuz ve bu konuşma aramızda kalacak diyeyim. Nasıl isterseniz. Zeki bir kız olduğunuz belli. Sizi tanıdığıma, sizin gibi bir geline sahip olacağıma çok memnunum. Anlayışınıza teşekkür ederim. Halasmalık. Güle güle efendim. Murat'ın babası. Murat'ın babası mı? Niçin gelmiş? Beni tanımak, benimle konuşmak için. Çok iyi bir insan anne. Konuştuk ve anlaştık. Birleşmemiz ve mutlu olmamız için elinden gelen her şeyi yapacak. Söz verdi. Baba. Hoş geldiniz babacığım. Neden haber vermediniz geleceğinizi? Vakit olmadı. Almaya geldim seni. Annen hasta. Annem mi? Yoksa? Hayır, pek önemli değil şimdilik. Ama olabilir dedi doktorlar. Seni istiyor annen. Yarın akşam uçağında yer ayırttım. Hazırlanman için az vaktim var. Bütün işlerini bitirmen lazım yarın akşama kadar. Her şey düzelir Murat. Annelerimiz, babalarımız, en son vazifelerimizi yapmamız gereken son hatıralarımız bizim. Onları mutlu kılmak, onları sevindirmek bizler için en önemli vazife. Annemi görür görmez hemen dönüp seni arayacağım sevgilim. Annem dahi olsa ayrılmak zor geliyor senden. Seni çok özleyeceğim. Ben de. Sana yalnız kalbimi değil, bütün benliğimi bağladım Murat. Her şeyimle seninim artık. Seninim. Ve yalnız seni bekleyeceğim. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz küçük hoş bey. Bulduk. Estağfurullah. Maşallah çok iyi gördüm sizi. İyiyim Faik amca. Annem nasıl yatıyor mu? Yok canım nice oldu kalkalı. Geleceğinizi bildiği için sevdiğiniz pembe güllerden istedi biraz evvel ya. Murat'ım. Oğlum. Öpmeyecek misin anneni? Nem var senin? Beni gördüğüne sevinmemiş gibisin. Sevindim anne, sevindim. Yalnız babamın bu kötü oyununa iştirak etmeseydin daha çok sevinirdim. Başka çarem yoktu. Evet, başka çarem yoktu. Aklına koyduğu bu çılgınlığa mani olmak için senin hasta olduğunu söyledim. Böyle çirkin bir oyuna tenezzül etmemenizi isterdim baba. Beni böyle basit bir tuzağa düşürmekle hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz. Annemi sıhhatli gördükten sonra burada kalmama hiçbir sebep yok. Var yavrum. Bazı ticari sebepler sevgiyle evlenmeni gerektiriyor. Mecburum buna.
Daha doğrusu bu evliliği senden istemeye mecburum. Anlayışlı olman lazım. Artık çocuk değilim baba. Bir derdiniz varsa bunu beni kötü bir oyuna mecbur ederek değil, baba oğul el ele vererek halletmek isterim. Evet, dilediğin yardımı yapayım sana. Düşünelim. Hayır, bu evlilik olacak. Söz verdim, sevgiyle evleneceksin. Nasılsın genç bahçıvan? Senin gibi cici güzelleri görünce daha çok gençleşiyorum. Kokusunu mu aldın yoksa? Neyin? Neyin olacak muradın? Muradın mı? Geldi mi yoksa? Müşteri teşekkür ederim. Hayır baba. Ne bağısına olursa olsun sevgiyle evlenemem. Zengin bir kızın serveti için kendimi satıp ömrüm boyunca kiralık bir erkek olamam ben. Üstelik sevgiyle küçük yaştan beri bir kardeş gibi büyüdük. Ona bir sevgili, ona bir eş gözüyle bakamam. O seni bir sevgili gibi seviyor ama. Bana kalırsa hislerini bir kenara atıp mantığını kullan. Son cevabını ona göre ver. Kararım kesin baba. Hayır, hayır, hayır. Karşılaşmamız iyi oldu sevgili. Seninle konuşmam lazım. Hayır. Hiçbir şey söylememi istemiyorum. Beğendin mi yaptığını? Beğendin mi? Takip et onu. Bir çılgınlık yapmasına mani ol hiç olmazsa. Komşulardan biri telefon etti Zeynep, hemen eve gitmen lazımmış. Annen için. Annem mi? Anneciğim! Şansınız varmış. Böyle bir kazadan kurtulmuş olması bile bir mucize sayılır. Allah'a bin kere şükretmeniz lazım. Herhangi bir arıza olacak mı doktor? Maalesef. Ama dedim ya, böyle bir kazadan kurtulmuş olması bile bir mucize. Bir zaman komada kalacak ve sonra da belki de bir müddet yürüyemeyecek. Durmadan sizin adınızı sayıklıyor. Bu da bir bakıma mutluluk sayılmaz mı? Benim adımı mı sayıklıyor? Emin misiniz buna? Evet efendim. Adınız Zeynep değil mi? Sevgi. Sevgi. Seni çok iyi anlıyorum yavrum. İçimi kemiren acı başka şimdi. Beni sevmemesi değil. Ben sebep oldum sakat kalmasına. Onun beni sevme işini daha makul karşılayıp daha başka türlü hareket edebilirdim. Ömrümce affetmeyeceğim kendimi. Her şey bitti artık benim için. Hayır yavrum. Her şey şimdi başlıyor. Anlayamadım. Haklısınız. Ona ömrümce arkadaş olmaya ve onu anlamaya çalışacağım Aliye teyze. Söz veriyorum. Teşekkür ederim kızım. Çok teşekkür ederim. Neredeyim ben? Hastanede. Hastanede mi? Sakin olman ve heyecanlanmaman lazım. Ne zamandan beri buradayım? Birkaç gün oldu Murat. Ama kendine geldin ya.
Önemli olan bu. Zeynep. Söz vermiştim ona. Beklemiştir beni muhakkak. Beklemiş ve yıkılmıştır gitmeyince. Sakin olman lazım Murat. Ben gerekeni yapar, onun buraya gelmesini sağlarım. Sen hiçbir şey düşünme ve iyi olmaya çalış. Kendine geldim. Biraz. Zeynep'i sordu hemen. Bana kalırsa kıza mektup yazıp buraya çağırmalı. Adresini verirseniz ben yaparım bu işi. Olmaz yavrum. Gereken fedakarlığı yaptın sen. Günlerden beri gözlerine uyku girmedi. Sen istirahat et. Gereken mektubu yazar ben. Kızı çağırırım. Sana bir mektup var Zeynep. Okuyabilir miyim? Müsaade eder misin? Ah, tabii. Benim anlayışlı ve zarif kızım, sana bu mektubu Murat'ın değil senin babanmış gibi yazıyorum. Beni anlayacağına ve gereken anlayışı göstereceğine inanıyorum yavrum. Murat'ın annesi buraya geldiğimizden beri iyileşmek şöyle dursun gittikçe ağırlaşmaya başladı. Hayatının son günlerini yaşayan her insanın son arzusu yerine getirilir. Karımın da son arzusunu kıramadık. Murat evlendi kızım. Daha doğrusu mecbur oldu evlenmeye. Bu gerçekleri sana kendisi yazamayacak kadar üzgündü, mahcuptu. Bizi anlamanı, hasta bir kadın için dua etmeni rica ediyorum yavrum. Zarfın içindeki çek senin bir zaman için mutlu ve huzurlu yaşamanı temin eder sanıyorum. Kabul edersen çok seviniriz. Murat'ın babası. Ne oldu Zeynep? Üzülme yavrum. Üzülme. Bahçıvan Faik amcayla beraber kopardık bu çiçekleri senin için. Çok selam söyledi o da. Geçmiş olsun dedi. Zahmet etmişsiniz. Bunları nasıl ödeyeceğim sana? İyileşme azmini göstermekle. Yürüdüğünü gördüğüm an dünyanın en mutlu kızı ben olacağım. Bu kazada kendini suçlu hissettiğim için. Hayır Murat. Önce seni çok sevdiğim için. Sonra da böyle bir kazaya ben sebep olduğum için de. Çok iyisin sevgi. Keşke seni senin istediğin gibi sevebilseydim. Bunu düşünmem bile yeterli benim için. Sevgiler şekillendirilmez Murat. Hissedebilmek önemli. Yeter ki sev beni. İster sevgili gibi olsun, ister kardeş gibi. Ne düşünüyorsun Murat? Zeynep. Babamın göndermiş olduğu mektubu muhakkak almış olması lazım. Neden? Niçin gelmedi acaba? Hoş geldin yavrum. Zeynep! 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 Merak edecek hiçbir şey yok teyze. Normal şeyler bunlar. Bir müddet çalışmaz, istirahat ederse hiçbir şey cıyık kalmaz. Aman neyse. Yalnız kocasının boş bir zamanda bana uğramasını rica edeceğim. Kocasının mı? Evet teyzeciğim. Kızınız yakında anne olacak da bazı şeyleri kocasıyla konuşmam lazım. Fesübhanallah, tövbe tövbe estağfurullah. Dinle beni. Oğlumun kaza geçirmesi hiçbir şey değiştirmez. Ne bahasına olursa olsun sevgiyle evlenmesini istiyorum, bunu da mutlaka temin edeceğim. Yıllardır evliyiz ama seni iyi tanıyamamışım yazık. Çok yazık. Ben de yarı annen sayılırım senin. Elbette ki benimle konuşacaksın bunları. Oğlan olmuş bir kere. Yenmişle yanmışa çare bulunmaz.
Hayatta aldatılan ve terk edilen ilk kız sen değilsin. Helal süt emmiş, temiz erkekler de vardır dünyada. Ne var? Sen de gül gibi kızsın. Konuyu komşuya aracı eder, bir koca buluruz önce. Sonra da rahat rahat doğurursun çocuğunu. Ayol hiç konuşmayacak mısın sen? Bunca laf ettim, bir şeycik söylemeyecek misin? Ayol bir cevap ver, patlayacağım şimdi. Ne yapmak niyetindesin? Söylesene kızım. Bilmiyorum. Şimdilik düşündüğüm tek şey bu mahalleden ayrılıp acılarımla yalnız kalmak. Yapayalnız kalmak. Böyle ümitsiz olman doğru değil. Mücadele etmen lazım bana kalırsa. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Belki de hiç yürüyemeyeceğim. Ne kadar alışmıştık birbirimize. Çok iyi bir işçiydin. Çok severdim. Neden yavrum? Neden ayrılıyorsun buradan? Mecburum efendim. Bir müddet için uzaklara gitmeye... Günahımı beni tanımayan insanların arasında ödemeye çalışacağım. Mecburum buna. Bazı sevgiler vardır. Bir ömür boyunca unutulmaz. Benimkisi de öyle Murat. Ömrüm oldukça yalnız seni seveceğim. Mutlu olmanı dilerim. İnşallah bulursun sevdiğini. Ona dönmekten başka çarem yok sevgi. Beni anlayacağından eminim ya. Bana yaptığın fedakarlıklar için teşekkür ederim. Rica ederim. Hiçbir şey yapmadım ben. Niçin aradığını bilmem ama bulamadığına sevin delikanlı. İyiydi, hoştu ama biraz hafifti. Anası öldükten sonra dilediği hayatı daha rahat yaşamak için aldı başını gitti. Benden bu kadar. Fabrikada işçiydi ama gözü yükseklerdeydi. Sabahları şu köşenin başında zengin erkeklerle buluşur, akşamları geç vakitler dönerdi. Size söylenenler için bir şey diyemem. Bildiğim bir hafta evvel hiç sebep göstermeden fabrikadan ayrılması. İyi veya kötü oluşunu Allah bilir. Severdim ben. Kim bilir nerelerdedir. Kurtarın beni ne olur. Yazık olacak yavrucağım. Evli değilim doktor hanım. Hayatta Allah'tan başka hiç kimsem yok. Allah'ım var. Bana teklif ettiğin şey bir cinayet daha sayılır. Yapamam bunu. İşlediğin günaha bir ikincisini daha katmak istiyorsun. Bana kalırsa yapacağın hareket doğacak çocuğun ölümünü istemek değil. Onu dünyaya getirip faziletli, dürüst bir insan olarak yetiştirmektir. İşte o zaman Allah bütün günahlarını affeder. Hadi söz verin bana. Böyle bir çılgınlık yapmayacaksınız değil mi? Söz veriyorum doktor hanım. Böyle kötü bir teklifte bulunduğum için affedin beni. Affedin. Teşekkür ederim. İşlediğin günaha bir ikincisini daha katmak istiyorsun. Hakkın yok buna. Yapacağın hareket çocuğunun ölümünü istemek değil. Onu dünyaya getirip dürüst ve faziletli bir insan olarak yetiştirmektir. İşte o zaman Allah bütün günahlarını affeder. Bütün günahlarını affeder. Sevmez kimse seni, benim sevdiğim kadın. Sevgilim sen
olmasın. Bu dünya neye yarar? Sevgilim sen olmasın. Bu dünya neye yarar? Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Pişman olmayacaksın Sevgi. Anlayış gösterdiğin ve bizi kırmadığın için de teşekkür ederim. Bu evlenmeyi sizi kırmamak için değil, Murat'ı sevdiğim için kabul ettim efendim. Misafirleri bekletmeyelim yavrum. Biz de birbirimizin kırık taraflarını biliyoruz Sevgi. Elimden geldiğince mutlu edeceğim seni. Ben de. Balayı kısmetse nereye Sevgi Hanım? Doktorumuz Murat'ın sıhhati için İstanbul'u tavsiye etti. Bundan böyle bol bol resim yapacak Murat. Ben de bütün benliğimle onu mutlu kılmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Bitti sevgilim. Bayıldım Murat. Gerçekten büyük bir sanatçısın sen. İlkbahar yeşilini tabii rengi kadar başarılı bir tonda aksettirmişsin tablona. Hayatta elimden gelen yapabildiğim en güzel şey bu sevgi. Yıllarımız, 4 uzun yıl resim yapmakla geçti. Yanımda bıkmadınsa ne mutlu bana. İmkan var mı buna? Şimdi en büyük arzum ne biliyor musun? Bilmek isterim. Bir çocuk resmi yapmak. Ama halktan bir çocuk olsun istiyorum. Küçük yaşında hayat mücadelesine başlamış, yaşının küçüklüğüne rağmen yüzünde senelerin acısı okunabilen bir çocuk. Sana bir çocuk veremedim mi söylemek istiyorsun? Böyle bir şey kastetmedim sevgi. Seni hiçbir zaman üzmek istemem. Sadece bir arzu bu. Küçücük bir ressamın kocaman bir arzusu. Yazıyor! Abadişleri yazıyor! Gösti! Yazıyor! Yazıyor! Abadişleri yazıyor! Gösti! Yazıyor! Abadişleri yazıyor! Küçük! Buyur abi! Bir dakika bakar mısın? Hangisinde? Gazete değil, konuşmak istiyorum seninle. Oo, vaktin çok galiba senin. Yemeğinin yarısını bile doğrultmadık daha. Gazete istiyorsan buyur. Senle konuşmak istiyorum dedim. Çocukları çok seven fakat hayatta hiç çocuğu olmamış sakat bir amcayı kıracak mısın? Madem yürüyemiyorsun, çocukları da seviyorsun, anlat bakalım. Senin gibi bir oğlumun olmasını çok isterdim. Bunun için park park dolaşıp resim mi yapıyorsun? Evet. Üzülecek bir şey yok ki bunda. Benim de babam yok.
Babam yok diye park park dolaşıp babamı arayalım yani. Çok sevdim seni. Çok akıllısın. Adın ne senin? Ömercik. Ya seninki? Murat. Hiç kimsen yok mu? Var. Bir tek annem var hayatta. Neden okula gitmiyorsun da gazete satıyorsun? O kadar merak ediyorsan anlatayım. Çocuk yuvasında büyümüşüm yıllarca. Annem çalışmış, beni büyütmek için senelerini vermiş, hiç gülmemiş. Kocaman erkeğim artık. Annemi bir köşede oturtmak, onun yüzünü güldürmek için gazete satıyorum. Annen ne yapıyor peki? Anneler ne yapar? Ev işlerini bitirip, yemeğini pişirip erkeğini bekliyor. Erkeğini mi bekliyor? Babamı küçük yaşta kaybetmişiz amca. Evimizin tek erkeği benim. Annem benim için küçük erkeğim der her zaman. Ne kadar kazanıyorsun günde? 5 lira. 5 lira mı? Beğenmedin mi? Beğendim beğenmesine de daha fazla kazanmak ister misin diye soracaktım. Nasıl olurmuş o? Resmini yapacağım senin ve buna karşılık da resmini bitirinceye kadar her gün 10 lira vereceğim sana. Olmaz öyle şey. Alnımın teriyle para kazanmak isterim ben. Başka bir çocuk bul kendine. İşi gücü olmayan bir çocuk. Senin kadar sevimlisini, senin kadar zekisini bulamam ama. Hem çocukları seven, yürüyemeyen hasta bir amcaya yardım etmek ister misin? Anladık, anladık. Senden başka hasta insan yok sanki yeryüzünde. Ne yapmamı istiyorsan söyle. Karşıma geç, sevimli bir ifadeyle durmaya çalış. Surat asmayı bırak da biraz gülümse bakalım. Oldu mu efendim? Teşekkür ederim. Yalnız biraz acele çalışmanı rica edeceğim Murat amca. Çarşıdan alışveriş edip eve dönmem lazım. Annem merak eder sonra. Buyurun, emriniz küçük bey. Annemin sevdiği kuzu pirzolasından istiyorum. 250 gram olsun. Baş üstüne küçük delikanlı. Gel içeri de hazırlayalım. Biraz çay, biraz da şeker. Yeter bugün. Başka? Başka. Sağlığınız bakkal amca. Sen de sağ ol Ömer. Gel bakalım. Gelsene. Buyur bakalım yakışıklı delikanlı. Annem elmayı çok sever. Ben de annemi sevdiğime göre tart bakalım bir kilo elma. Baş üstüne. Geldim yavrum, geldim. Oo, benim kocaman erkeğim neler almış gene. Biricik annesinin en çok sevdiği şeyleri. Pirzola, şeker, çay, elma. Bir de kocaman öpücük. Yavrum benim. Bu yaşta bu kadar çalışman, bu kadar fedakar olman öldürüyor beni. Yine ağlamaya başladım anne. Biraz daha ağlarsan ben açlıktan öleceğim. Hadi bakalım doğru mutfağa. Marş marş. Emredersiniz küçük erkeğim. Annem benim. Yavrum benim. Sevmez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevmez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Bir gün beni unutup başkalarına bakma, birazcık seni
sevgin varsa beni yalnız bırakma. Yalnız seni düşünürüm, yalnız seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Bana Keloğlan masalını anlatır mısın anneciğim? Bıkmadım bu masalı dinlemekten. O kadar güzel anlatıyorsun ki anne, bıkar mıyım hiç? Hadi anlat ne olur. Keloğlan o kadar yaramaz, o kadar yaramazmış ki annesini apacanlıklarıyla çok üzer, hep ağlatırmış. Ben seni hiç ağlatmıyorum, değil mi anneciğim? Sen beni hep güldürüyorsun yavrum. Sonra devam et anneciğim. Annesinin üzüldüğünü gören Keloğlan'ın babası bir gün başını alıp gitmiş. Gitmiş ve bir daha geri dönmemiş. Benim babam, ben yaramazım diye gitmedi, değil mi anneciğim? Hayır yavrum. Bana babamı da anlatsana. Gene mi? Gene anlat. Babamı dinlemekten de hiç bıkmıyorum. Baban dünyanın... dünyanın en iyi insanıydı yavrum. Seni, beni ve yuvasını çok severdi. Senin gibi evine bağlı... evinin erkeğiydi. Çok... çok iyi bir insandı yavrum baba. Neden ağlıyorsun anne? Hani ben senin yüzünü güldürüyordum hep? Tabii güldürüyorsun yavrum. Ben senin gibi bir oğlum olduğu için sevinçten ağlıyorum. Hadi, Allah rahatlık versin. Sana da anneciğim. Sen yemi çekmişsin anne. Hayır yavrum, canım istemiyor. Sen yemeğini bitir ve hemen işine koş. Hadi çocuğum. Hadi yavrum. Beklettim mi sizi? Ben de yeni gelmiştim. Buyurun, bugün para peşin. Oo, ne güzel para kazanmak bu. Annene anlattın mı? Hayır, ben alnımın teriyle para kazanmaya alışım. Utanırım. Arkadaşım oldu sanki. Çok seviyorum onu. Çocuk değil, büyük bir insan gibi. Anlayışlı, duygulu, zeki. İçimden, kalbimden ince bir bağla bağlandım ona. Bütün sevgimle bağlandım. Anneciğim, ben geldim. Hoş geldin küçük erkeğim. Hayrola, biraz geç kaldım bugün. Çok çalıştım. Küçük erkeğini görmeliydim bu sabah. Ya. Ne sesli o anneciğim. Aferin sana. Gazeteci değil, bülbüldüm. Bülbüldüm sanki. Yavrum benim. Bir gün sana küçücük bir ev, sonra da küçücük bir araba alacağım. İnşallah. İnşallah tabii. Hayatımız boyunca gazetecilik yapacak değiliz ya. Şoför olacağım büyüyünce ben. Kocaman bir şoför. Onun yaşında bir çocuk akranları gibi okula gitmeli. Caddelerde ekmek parası için avaz avaz bağıran sesinden şarkılar, marşlar dökülmeli. Yeri kaldırımlar, sokaklar değil, sınıflar olmalı. Çok duygulandırmış Ömercik seni. Anlatması garip bir sevgi bu. Sanki benim çocuğummuş gibi. Sanki benim kanımdanmış, benim canımdanmış gibi.
Çok iyi anlıyorum seni. Allah herkese çocuk vermez mi? Allah bazılarını zengin, bazı kullarını fakir yaratır. Çocuğu olmayan zenginler de okumayan fakir çocuklara yardım etmeli. Okutmalı onları. Eğer sen istersen Ömerciğin annesiyle konuşurum ben. Çocuğunuzu çok seviyoruz. Çocuğunuzu okutmak istiyoruz derim. Sahi yapar mısın bunu? İstediğin her şeyi yaparım Murat. Yeter ki mutlu ol sen. Mutlu ol. Annemden sonra tanıdığım en güzel kadınsınız. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de. Murat amcanla hep seni konuştuk dün gece. Senin de diğer çocuklar gibi okula gitmeni, büyüyünce bir gelecek sahibi olmanı arzu ediyoruz. Buna karar verdik. Ya anne, ben çalışmazsam kim bakar anneme? Onu da düşündük Ömerciğim. Şimdi beni annenle tanıştırmanı istiyorum. Tanıştırır mısın? Tabii. Buyurun. Bu teyze seninle görüşmek istedi anneciğim. Rahatsız etmiyorum ya. Rica ederim. Mümkünse annenle yalnız konuşmak istiyorum delikanlı. Yani bensiz yalnız mı? Bizi yalnız bırak Ömercik. Olur anneciğim. Buyurun sizi dinliyorum. Buraya oğlunuz hakkında konuşmaya geldim sizle. Daha doğrusu hususi hayatınızı öğrenmeye. Sebep? Oğlunuz, Ömercik. Kocamla tanışmışlar farklı. Ressamdır kocam. Ömerciği o kadar beğenmiş, o kadar sevmiş ki. Gerçekten çok zeki ve çok çalışkan bir çocuk. Teşekkür ederim. Biz karı koca böyle bir çocuğun hayat mücadelesine değil, onun yaşındaki çocukların dünyasına girmesini istedik. Kendi yaşındaki çocuklar gibi okumalı Ömercik. Bu yaşta ekmek mücadelesi etmemeli. Bu onun kanında var. Çalışmayı, mücadele etmeyi isteyen o. Ne yapabilirim ki? Bana yardım edin. Nasıl bir yardım? Babasını anlatın bana. Yaşıyor mu? Bilmiyorum. Ona ihtiyacım olduğu an, çocuğumu dünyaya getireceğim günlerde terk etti beni. Aramadınız mı bir daha? Başka bir kadınla evlendiğini bildirdi babası. Böyle bir haberi siz almış olsaydınız arar mıydınız? Bilmem. Yalnız bırakın beni. Gidiyor musun teyze? Evet yavrum. Allah'a ısmarladık demeden beni öpmeden mi gidiyorsun? Allah'a ısmarladık yavrum. Thank you.
Neden uyumuyorsun? Bilmiyorum. Bir sıkıntı var içimde. Anlatılması, anlatması güç bir sıkıntı. Beni kaybedersen üzülür müsün? Garip bir yalnızlık içindeyim. Kaybetmekten korkuyorum seni. Ne düşünüyorsun anne? Hiç yavrum. Düşünüyorsun. Düşündüğün gizli bir şey var benden. Evet var yavrum. Bundan sonra parka gitmeni istemiyorum. O amcayı görmeni istemiyorum. Bir daha benden gizli hiçbir şey yapma yavrum. Yapmam anne, üzülme. Hani ben senin yüzünü güldürüyordum hep? Tabii yavrum. Bana senin gibi bir oğul verdiği için Tanrı'ya dua ediyorum. Gelmedi bu sabah park. Saatlerce bekledim. Ona bitmek üzere olan resmini gösterecek, teşekkür edecektim. Çocuk değil, büyük bir insan gibiydi. Anlayışlı, duygulu ve zeki. İçimden, kalbimden ince bir bağ kopmuş gibi. Acı duydum gelmeyince bugün. Nem var senin, hasta gibisin. Dinlemiyor gibisin beni. Söylemek istemiyordum üzmemek için seni. Hastaymış Ömerciğim. Anlamadım. Seni görmek istiyormuş. Giderim yemekten sonra. Şimdi gitmeni istiyorum. Şoför biliyor evlerini. Şimdi gidersen çok sevindirirsin onları. Beni de çok sevindirirsin. Bu akşam hiçbir şey yemedin anneciğim. İştahım yok Ömercik. Hiçbir şey istemiyor canım bu akşam. Ben açarım anneciğim. Anneciğim, bak kim geldi. Peki teyzenin kocası. Zeynep. Hoş geldiniz. Ben de çok bekledim. Neden terk ettin? Neden aldattın beni öyleyse? Aldatılan ve terk edilen bendim. Babanın bir daha seni aramayayım diye gönderdiği mektubu unutmadım. Ömrümce unutmayacağım. İkimiz de çok kötü bir oyuna kurban gittik Zeynep. Dinle beni. Bence konuşacak hiçbir şey kalmadı Murat. Ben kaderime çoktan razı oldum. Çoktan. Şimdi önemli olan seni bulmam. Şimdi geçmişi unutup mutlu olmamız önemli. Güzel günler bizim artık. Ya karın? Sevgi anlayışlı kadındır. Bilir sevmenin ne olduğunu. Her şeyi anlatırız ona. Hayır Murat. Kabul edemem bunu. En acı günlerinin kahrını o çekti senin. Ayrılamazsın. Bırakamazsın şimdi onu. Ben yavrumla yalnızla
Acı günlerin gözyaşlarına alıştım. Mazi benim için bir rüya artık. O rüyayı tekrar görebiliriz istersen. Hayır, görmek istemiyorum ben. Lütfen yuvana dön. Yuvana dön. Ve yalnız bırak beni. Babamdı değil mi anne? Evet yavrum. Neden gönderdin? Gitmesi lazımdı yavrum. Sevgi teyze mi? Sevgi teyzenin babana bizden çok ihtiyacı var yavrum. Kocası onun. Olsun, göndermeseydin keşke. Onun kocasıysa benim de babam. Babamın... Yoksa? Evet. Kocam. Sevgi. Sevgi, nasıl yaparsın bunu? Böyle bitmeliydi bu masal. Uzakların aşk masalı böyle bitmeliydi. Beraberce rüyasını gördüğümüz uzaklara gidiyorum ben. Bizim uzaklarımıza anlat. Ne olur. Bizim uzaklarımıza gideceğiz sen. Yemyeşil yamaçları. Masmavi denizleri. Pembe bulutları. Erguvan rengi umutları olan uzaklar. Bizim uzaklarımız. O uzaklara yalnız gitmem lazımmış benim. O uzaklarda seni yaşayacağım. O uzaklarda seni seveceğim. Seni bekleyeceğim. Oh.
Yaşamak neye yarar? Sevgilin sen olmasın.